Efendim herkese yeniden merhaba. Ukrayna Savaşı'nın cephe noktalarına bakmakta fayda var. Çünkü Vilnius'ta yapılacak 11-12 Temmuz günlerinde yapılacak o NATO zirvesi öncesinde cephenin hemen hemen tamamı alevlenmiş vaziyette. Ve gördüğümüz kadarıyla özellikle Ukrayna'nın NATO tam üyeliği konusunda alınabilecek bazı sürpriz kararlar çerçevesinde veyahut çağrılar çerçevesinde öyle diyelim. Bu savaş, hep söyledim, 15 Temmuz günü itibariyle bir tık yukarıya doğru çıkacak. Yani hem kanlı bir hesaplaşmaya dönüşecek hem de bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün o çatışmaların çok çok üstünde bir kimliğe doğru gidecek. Şimdi bu yönüyle baktığınız zaman Rusya ki 8 Temmuz yani dün savaşın 500. günüydü. 24 Şubat 2022 günü büyük bir umutla Ukrayna'ya Belarus üzerinden giren Rus ordusundan 500 gün içinde geriye hiçbir şey kalmadı. Yani 500. günde baktığımız zaman ortadaki tablo çok açık ve net bir şekilde ülkeyi işgal için girip ülkedeki rejimi değiştirmek, hükümeti değiştirmek, başkent Kiev'i işgal etmek gibi büyük hedeflerle girmiş olan Rus ordusunun ülkenin %20'lik bir toprak alanında umutsuz bir savunma savaşı verdiğidir. Yani esasında tabii ki Kremlin'de ve Rusya'da olayları daha sağduyulu ve tarafsız olarak izleyebilen bazı insanlar kuşkusuz vardır. Onların da görebildiği gibi bu fiilen bir yenilgidir. Ve Rusya'nın bu yenilginin altından kalkma ihtimalinin de giderek azaldığı yönünde bir izlenimle karşı karşıyayız. Ve bunun özellikle 2 gün önce yine hükümetin kontrolündeki resmi televizyonlardan birinde bir askeri uzmanın çıkıp savaşın başlangıcında yaşamış olduğumuz ne kadar hastalık varsa hala onu yaşıyor olmamız gerçekten ibret vericidir cümlesiyle başlayan bir yorum yapması dikkat çekiciydi. Yani Evgeni Prigojin'in meşhur ayaklanmasından önce o tür bir televizyonda ve o tür bir konuşmacının asla yapmayacağı bir konuşma resmen gündeme oturdu Rusya'da ve bütün dünyada. Adam dedi ki başlangıçta da lojistiğimiz felaketti ve aradan geçen 500 gün içinde lojistik düzelmedi. Daha korkunç şeyler yaşıyoruz dedi. Daha korkunç şeyler. Yani savaşın başında yaşamadığımız daha korkunç şeyler. Mesela dedi acil medikal ekipman yani savaşta cephede yaralanmış olan Rus askerine oradaki sıhhiye erlerinin veyahut bu konuda eğitim almış silah arkadaşlarının yapacağı ilk müdahale. En önemli konu bir savaşta. Yani basit bir yaralanma, kanama var vesaire var. Kanı dindirici ilaçlar var. Onlardan birini yaparsınız, kanamayı durdurursunuz gibi bir durumdur o savaş anında. O ekipmanlar yok olmuş. Yani medikal kit dediğimiz adam açıkça Rus televizyonunda söylüyor. Yani dedi cephenin en ön safında savaşan askerimizin yanında dedi yaralanması halinde bir şey olması halinde medikal kiti yok dedi. Böyle bir durumla karşı karşıya Rusya. Ve bu nedenle de ciddi gerilemeler yaşıyor şu anda. Efendim Ukrayna'nın taarruzu başarılı mı, başarısız mı? Başarısız diyemeyiz. Yavaş olduğunu söyleyebiliriz. Ama mesela Savaş Araştırmaları Enstitüsü Washington'daki şöyle diyor.
Uydu fotosistemleri ve jeotespit yöntemleri Rusya'nın Bahmut'ta yüksek miktarda alan kaybettiğini gösterdi. Özellikle güney ve kuzey alanlarında Rus varlığının kalmadığı görülüyor diyor. Şimdi daha bundan 3 ay önce Mart sonu, Nisan başıydı. Evgeni Prigojin çıktı dedi ki işte çok kayıplar verdik ama sonunda biz bu Bahmut'u aldık. Şimdi gelen bilgiler Rus ordusunun o Bahmut'u bırak almayı elinde bile tutamadığını gösteriyor. Bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten durum vahimleşiyor. Mesela güney cephesinde çok yoğun mayınlama olması nedeniyle ve şeyi beklediği için, bu misket bombalarını beklediği için Ukrayna ordusu, güney cephesinde belirgin bir durgunluk var. Doğrudur. Onu bekliyor. Yani bir, uzun menzilli füzelerin gelmesini bekliyor. İki, misket bombalarının gelmesini bekliyor. Ama Ukrayna ordusu taarruzu Batı Zaporijya'da, yani Zaporijya Donetsk hattında resmen arttırmış vaziyette ve Rusya kendini en güçlü hissettiği doğu cephesinde resmen kaybediyor. Yani sadece Bahmut'ta değil, o cephenin hemen hemen şeyinde ve Ukrayna güçlerinin Harkov-Luhansk sınırında Kremlin'le yönünde çok yoğun bir baskı uyguladığı da ortaya çıkmış vaziyette. Gelen bilgiler geniş bir savaş hattında son 24 saatte 40 ayrı çatışma alanında hesaplaşma yaşandığı yönünde. Taraflar Bahmut gibi değil. Yani taraflar birbirlerine şu anda Bahmut'ta olduğu gibi çok ağır kayıplar verdiremiyorlar. Savaşın tarzı değiştiği için, çok geniş bir alana şey yaptığı için. Fakat tabii herkesin de üzerinde görüş birliğine vardığı nokta bu Amerikan misket bombalarının cepheye intikalinden kısa bir zaman sonra Rus ordusunda çok ciddi bir mevzilerinde çok ciddi bir gevşeme ve dağılma bekleniyor. Böyle bir durum. Bahmut, Avdiivka, Marinka gibi bölgelerde savaş bütün hızıyla devam ediyor. Rusya Liman kentini çok ağır bir bombardımana tuttu. Çok sayıda sivil ölü var. Bu çerçevede baktığınız zaman gerçekten savaş artık gün be gün daha bir net şekilde Rusya'nın aleyhine işler bir kimlik kazanmış durumda. NATO zirvesinden sonra ben şahsen bu yazın o bölgede ve bütün dünyada çok sıcak geçeceğine inananlar grubundanım. O yüzden çalışmalarımı gevşetmedim. Tam tersine, dikkat ettiğiniz gibi yaz tatili havasına girmeden çalışmaları bütün hızıyla sürdürüyorum. Takibiniz için de gerçekten çok çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.